Herkese merhabalar. PUBG Mobile Kore serverı 1.2 güncellemesinden sonra server hatası vermeye başladı. Yani girmeye çalıştığınız zaman hesaplarınıza giremiyorsunuz. Şimdi sizlerle bu hatanın çözümünü inceleyeceğiz. Şimdi sizlere bu hatanın çözümünü anlatacağım. Emülatörde anlatıyorum fakat mobil cihazlarda da aynı olacak çözüm. Bu sebeple mobil cihazlardan girenler de bu videoyu izleyebilir. Eğer yapamazsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mobil cihazlara da özel video çekerim ama yapabileceğinizi düşünüyorum. Videonun hiçbir kısmını atlatmadan tek tek izleyin. Bu arada bana da destek olmak için Kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Bu videoya yorum yazın ve like atın. Bu sorunu halledemeyen hiç kimse kalmasın. Video yukarı çıksın ve herkes bundan faydalansın arkadaşlar. Şimdi anlatıma geçelim. İlk önce GameLoop'tan bunu yapamıyoruz. Bu sebeple başka bir emülatör lazım. BlueStacks'i indiriyoruz arkadaşlar. Şu an BlueStacks'in kendi sitesine geldim. Siz Google'a BlueStacks indir yazabilirsiniz. Bu arada burası mobiller için değil. Burası emülatörler için. Mobiller için nerede başlayacağını birazdan söyleyeceğim. Buradan BlueStacks'i indiriyoruz. Ve daha sonra bilgisayarımıza kuruyoruz. Evet BlueStacks'in kurulumunu tamamlayıp BlueStacks'i şu an açtık. Buradan Google Play var. Veya şuradan oyunlarım kısmına gelirseniz buradan da Google Play var. Oradan bulamazsanız eğer Google Play'e giriyoruz. Google Play'e girdikten sonra burada giriş yapmanız gerekiyor. Bakın şu sağ üstte de hesap var hesaba geldiğiniz zaman burada size bir hesaba giriş yapmanızı isteyecek Google Play hesabına buna giriş yaptıktan sonra zaten bildiğiniz bir yer Google Play burada uygulama ve oyun araya tap tap yazıyorum. Tap tap yazdıktan sonra e, burada uygulamayı bulacağım ama sizde şu an çıkabilir bende çıkmadı arkadaşlar Google Play'den ben tap tap'ı bulamadım. Bulamamam iyi oldu çünkü birçok kişi de bunları bulamıyor ve yorumlarda belirtiyor abi biz bulamıyoruz bizde çıkmıyor diye. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz şu solda yine home kısmına geldim. Home kısmından şurada sistem uygulamaları var ve browser var. Browser'ı açıyorum. Şimdi ben size bir link vereceğim. Browser'a girdikten sonra o linki buraya yapıştırıp enter yapacaksınız ve tap tap gelecek karşınıza. Şu reklamın altında en son versiyon yazıyor oraya tıklıyorum ve ücretsiz indir diyor. İndir dedim arkadaşlar. Evet şurada zarar verebilir falan versin sorun değil. Sen rahat ol o bize zarar veremez. APK dosyası indirildi diyor. Aç dedim. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle dedim. Bu arada unutmayın. Yorumlara da sabit olarak bırakacağım. Açıklama kısmına da bırakacağım bu linki. Bu linkten indiriyorsunuz arkadaşlar. Eğer Play Store'a gelip tap tap yazıp bulabilen varsa oradan indirsin. Bulamıyorsanız bu şekilde browser'dan benim verdiğim linkle indireceksiniz. Bitti ve aç dedim arkadaşlar. Evet tap tap uygulaması indi arkadaşlar. Açıldı. Açtıktan sonra şuradan yukarıdan rankings var. Buraya geldiğimiz zaman popülerlerde PUBG Mobile KR var. Kore yani arkadaşlar. Eğer burada bulamazsanız şu arama kısmına geliyoruz. Buraya PUBG Mobile yazdığımız zaman bakın zaten PUBG Mobile QR çıkıyor direkt. Buradan download dedim. İzin ver dedim. İndir kardeş bakalım. Evet şu anda indiriyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şurada. İndikten sonra bir daha bakalım devamına. Evet uygulamamız indi. Yükle diyorum. Yükle dedim. Yüklendi diyor ve aç dedim arkadaşlar. Bu kadar basitti. Şunları geçelim. Evet, kaydetmek için izin istiyor. İzinleri veriyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi izinsiz olmaz bu iş. Bu arada şu tuşların görünümünü kaybedebiliyoruz ekrandan. Yani niye böyle tuşlar görünüyor demeyin burada. Zaten buradan giriş yaptıktan sonra emülatörden gireceğiz tekrar. Şöyle ziyaretçi girişi yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz giriş yaptım ve şu anda sizin aldığınız hatayı alıyorum. Abi zaten hata alacağım bize bunu niye indirttin diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu hatayı BlueStacks'ten halledeceğiz. BlueStacks'i indirdikten sonra PUBG Mobile'ı nasıl kurmanız gerektiğini de anlatmam gerekiyordu. Onu anlattım. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar hem mobil cihazlar hem emülatörler için geçerli olan bu hatanın çözümü. Şimdi bu hatanın çözümüne geçelim. Ben bunu okey dedim. Evet, PUBG Mobile seni kapatıyorum. Çok ee, kulak tırmalıyorsun. Tap tapı kapatıyorum arkadaşlar. Browser'ı kapattım ve Play Store'a geldim. Play Store'dan Solo VPN yazdım arkadaşlar. Play Store'a Solo VPN yazdım. Enter. Evet, Solo VPN geldi karşımıza. 10 milyondan fazla yüklenmiş zaten. Yükle diyorum. Evet, Solo VPN indirildi, yüklendi. Şimdi aç diyorum Solo VPN'i ve açtı arkadaşlar. Burada. Auto kısmına gelip buradan location seçeceğim. Yani Kore'yi seçmem gerekiyor arkadaşlar. Evet, location kısmında Güney Kore'yi seçtim ve connect diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Tamam diyelim. Kore'yi seçtik, connect dedi, connection diyor. Birazdan yeşil olacak burası ve gördüğünüz gibi şu an bağlantı sağlandı. Tekrar bunu kapatmıyorum. Bakın bu böyle kalıyor, yeşil olarak kalacak. Diskonakede basmıyoruz. Home kısmına geri geldim ve PUBG Mobile Korea'ya tekrar tıklayıp oyun'a gireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben daha önce oynamadığım için ilk kez oynadığım için bana şöyle bir nickname, Erayaktaş YouTube diyelim. Erayaktaş YT. Create dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz ilk kez oynadığımız için de sıfırdan bir karakter yarattık. Okey diyorum okey diyorum. Ve girer girmez hediye verdi. Yani <laughs> Kore versiyonunun gözünü seveyim ya. Geçir arkadaşlar Kore'ye ya. Ama süreliymiş. Olsun arkadaşlar hiç fark etmez. Envanter giy bakalım. Giy. Tamam hissediyorum bu bize bir sürü şey verecek arkadaşlar. Hop bunu giydik. Start. Şu an bana öğretiyor. Aman dur. Girme oyuna. Lan oyuna girme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kore versiyonuna da giriş yaptık. Bundan sonra yapmanız gereken buradan çıkış yapmak arkadaşlar. Burada hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz. Ve tekrardan GameLoop'taki Kore serverınızdan giriş yapıyorsunuz. Ve artık bu hatayı almıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem bitti yani oyunu BlueStacks'ten oynamak zorunda değilsiniz. BlueStacks'i artık kaldırabilirsiniz bilgisayarınızdan. Tekrar GameLoop'tan eskiden nasıl giriyorsanız Kore versiyonunu tekrar girebilirsiniz. Bu arada Kore versiyonu sıfırdan kuracaklar da benim yaptığım bu indirme işlemlerinin BlueStacks'te yaptığım indirme işlemlerinin aynısını birebir olarak GameLoop'ta yapsınlar arkadaşlar. GameLoop'ta indirsinler ama bu hatayı alacaksınız. Hatanın çözümü için de ekstradan BlueStacks'i de indiriyorsunuz. Bütün bu işlemleri yapıyorsunuz. Sonra BlueStacks'i silin ve GameLoop'tan git rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Çözümümüz bu kadardı. Android ve iOS cihazlardan anlamayanlar varsa yazsınlar. Android ve iOS'a da özel video çekerim arkadaşlar. Lütfen kanalıma artık abone olursunuz yani e, ee, olursunuz diye tahmin ediyorum yani bir saat oldu neredeyse bununla yüklemekle uğraşıyorum ben de. Videoya da yorum yazın ve like atın. Artık bunu yapamayan kalmasın. Bu sorunun çözümü tamamen halledildi. Detaylı bir şekilde bir bir anlattım. Uzun uzun anlattım. Yapamayan kalmayacak. Videoyu iyi izleyin arkadaşlar. Yine de yapamazsanız yorumlarda bildirin. Yardımcı olmaya çalışayım. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz.